27. hafta bebek tekmeleri hala yok. Normal mi? Yok. Yani bir ultrasonla kontrol ettirin. 20 adı bilemeniz 22 haftada başlaması lazım. 34 hafta 2500 gram doğum küvez gerektirir mi? Yani kilodan daha ziyade haftası önemli. 34 hafta biraz erken olduğu için küvez gerekebilir ama uzun süre küvezde kalacak bir hafta değil. 36 artı 3 haftalık gebelikte 2200 gram bebek normal mi? Yani miyadında 2500 gramdan itibaren normal kabul ediyoruz. Ama tabi NST, amniyon, mavi, volümü, renk toplar falan ee bunların bakılması lazım düzenli olarak. Biraz ufak gibi ama illa ufak demek sağlıksız demek değil. Tiroid için ilaç kullanıyorum ne zaman düşer? TSH. Günler içinde düşmeye başlaması lazım. Özellikle çok yüksek olanlar hemen düşmeye başlıyor. Ama zamanla mutlaka düşer. Uygun dozda kullanıyorsanız. Horlama problemi arttı. Ne yapmalıyım ya hamilelikte işte bu normal. Yani normal derken özellikle e, tabii uyku kalitesini bozan bir şey. Ama belki yüksek yastıkta yatabilirsiniz. Ne bileyim yan yatabilirsiniz. E, konka dediğimiz o burun içindeki etlerde herhangi bir genişleme var mı yok mu diye bir kulak boğaz muayenesi olabilirsiniz. Ne demiş? Gebelikle ilgili mi olmalı sorular sadece? Hayır, jinekoloji olabilir. Yani kadın hastalıkları ve doğumla ilgili herhangi bir soru sorabilirsiniz. 6 haftalık hamileyim, 18 aylık kızımı emziriyorum. Emzirmekte sakınca olur mu? Hayır, olmaz. Yani bu konuda varılmış ortak görüş şu, hamilelikte emzirmeye devam edilebilir. Takvim yöntemi nedir hocam gebelik için? 28 günde bir adet gören bir kadının 14. gün yumurtlaması olur. Takvim yöntemin esası bu. Yani e, spermler 3 gün yaşıyor ondan sonra yumurta hücresi 1 gün yaşıyor. Yumurtlama olduğu gün e, ya önceden spermler hazır olması lazım ya da o gün beraber olması lazım. Çünkü yumurtlama yumurta hücresi 12-24 saat yaşıyor ya eğer o gün döllenemezse ertesi gün e, artık hiç döllenemez. O yüzden de takvim yöntemini hamile kalmak için kullanabilirsiniz. Daha da güvenli bir yöntem arıyorsanız eğer yumurtlama monitörü denen idrar testleri var. Onları kullanabilirsiniz. Bana iki hamilesin dediler. Başka doktor da tek dedi. Nasıl oluyor? son. <laughs> 27. haftada sancım olur erken doğum mu tetikliyor hocam? Yani olabilir tabii ki erken doğum olabilir ama doğum sancıları çok düzenli olur. Yani böyle 10 dakikada 3 tane falan filan Braxton Hicks kasılmaları olabilir. Yalancı kasılmalar. Onun NST ile değerlendirmesi lazım. Bir de rahim ağzı ölçümü yapılması lazım ultrasonunda. 10 haftalık hamileyim. Çok ama çok su içiyorum. Normal mi? Ne kadar içiyorsunuz günde? 10 litre mi? Yani 3 litre normal tabii de. Bir bakılması lazım yani kan şekerine, açlık kan şekerine bakılması lazım. Antidiüretik hormonla e, e, alakalı bir şey olabilir, bakılması lazım. Şekersiz şeker diye bir şey var. Şekersiz şekerde normalde normalde vücutta suyu tutan e, mekanizma bir hormona bağlı. O hormon, antidiüretik hormon, o hormon eksik salgılanıyor olabilir. Onun çok basit bir tedavisi var ama tanısını koyması lazım ilk önce. 31 yaşındayım. Ocak'ta doğumum var. Tüpleri kapatmak istiyorum. Sizce erken bir yaş mı? Ben de eşimle çocuk istemiyoruz. Dördüncü çocuğum olacak. Yok, erken bir yaş değil eğer bundan sonra kesinlikle eminseniz kapattırabilirsiniz tüplerinizi. 8 haftalık hamileyim. Lekelenme normal mi? Yani hamilelikte kanama mutlaka anormal. Olması gerekmiyor hatta çoğu zaman anormal değil. Birçok nedene bağlı olabiliyor. Plasental shift denen bir kanama var. Plasenta yeni başladığı zaman gelişmeye yumurtalıklardan o hormon salgılasını devranmaya başlarken bazen ufak yetersiz hormon salgılayabiliyor ve ona bağlı olarak da kanama olabiliyor. Buna plasental shift kanaması yapılıyor. Ne bu ya? FBXGNX dalga mı geçiyorsunuz? Gebelik şekeri çıktı. Bebeğin suyu fazla. Ölçümü nasıl yapacağız? Parmaktan. Yani alet alacaksınız, parmağa batıracaksınız, ölçeceksiniz. O çok basit bir şey. Bir kere öğrenilmesi yetiyor. Çok basit bir şey gerçekten de. 8 haftalık hamileyim, amniyon kesem küçük. Yani bu ne kadar küçük olduğuna bağlı olarak değişebilmekle beraber bazen bebeğin gelişmemesi yönünde bir haberci olabiliyor ama takip etmek lazım. İdrar halinde lokosit pozitif 7-8 çok mu hocam? Yani bol lokosit en çok olanı bol lokosit. 7-8 lokosit nispeten şey fazla olmakla beraber tabi nitrit var mı ondan sonra bakteri görüldü mü ondan sonra idrar kültürüne ne çıktıya göre değişir. Antibiyotik tedavisi gerekip gerekmediği. Aşılamada 17. gün karın kasık ağrısı normal mi ne kadar devam eder? Bu çatlamasına bağlı yumurtanın büyük ihtimalle çatlatma iğnesi de verilmişse yani ağrı kesici olabilirsiniz parol gibi. Detaylı ultrasonda her şey normal sadece kalbinde parlaklık çıktı İlerleyen haftalarda kendiliğinden silinir mi? Evet %99 olasılıkla silinir. Bir kere öncelikle kalpteki parlaklık sol taraftaysa ve evet, tekse artık onu bir risk faktörü olarak çoğu zaman kabul etmiyoruz diyebilirim diğerleri de normal olduğuna göre o başlı başına bir hastalık değil. Yani kaybolup kaybolmaması bir kriter değil. O zaten kaybolur. O sadece parlak bir görüntü. Tamam mı? Yani o şey değil. çok önemli bir şey değil. 37 artı 1 haftalık hamileyim. Bebeğim 3 kilogram normal mi? Maşallah. Herhalde 3,5 4'e yakın bir sınırda doğar diye düşünüyorum. Normal. İyi akşamlar. Perinatolojide detaylı ultrason bakıldı. Her şey normal çıktı. Bunun için amniyosentez ya da nipt yaptırmaya gerek var mı Down sendromu açısından demiş. Detaylı ultrason farklı bir şey. Detaylı ultrason bebeğin kalbine bakıyor, böbreklerine bakıyor, işte ee, idrar torbasına bakıyor, plasantaya bakıyor. Ondan sonra çok çeşitli yapısal şeylerine bakıyor. Bebeğin parmaklarına bakıyor. Ondan sonra işte omurgasına bakıyor. Fakat Down sendromu bulguları yoksa bile bazen Down sendromu çıkabileceği için tek başına onu Down sendromunu ekarte eden bir e, inceleme olarak görmemek lazım. Derya ne bu? Ben tam bir yıldır regli olmuyor. Ara yarın. Demir ilacı kabızlık yapıyor. içemiyorum. İğne olsa da kabızlık yapar mı? İğne genelde kabızlık yapmıyor ama iğne kullanmayı biz kadın doğumcular çok fazla sevmeyiz. Hastanede yapılması lazım. Ee, şurubunu deneyebilirsiniz. Gerçi şurubu 3 değerlikli demir olduğu için çok iyi kana geçmiyor olabilir ama bir demir değerlerinize bakın. İlla ki demir kullanacak diye bir şey yok. Tek tüpüm alındı. Bak bu güzel bir soru. Tek tüpüm alındı hocam. Gebelik ihtimali yaraya iner mi? Çok enteresan bir şey var vücutta. Şimdi sağlı sollu tüpler var ya bir tanesi alındı yumurtlama o alınan taraftan oldu diyelim o yumurta hücresi enteresan bir şekilde o sağlıklı tüpün saçakları tarafından buradan böyle alınabiliyor. Yani iki tüp varken e, tek tüp varken hamilelik ihtimali yüzde %50'ye inmiyor tamam mı? Tek tüple hamile kalan yani diğer taraftan yumurtlama olsa dahi o yumurtayı sağlıklı tüp oradan e, tüpü olmayan taraftan çekip alabiliyor onların böyle saçakları var. Böyle bu şekilde hareket ediyor. Tüpler hareketli organlar. Tamam mı? O şekilde olabiliyor. Bağırsaklarımda enfeksiyon var. Ne yapabilirim? 13 haftalık gebeyim. Antibiyotik kullanacaksınız. Doktorun önerisine göre. 3 haftalık bebek. 1250 kilogram. Normal mi? Hem 3 haftalık hem de 1250 kilogram. 30 haftalık 1250 demek istemiş herhalde. Ne? Bir yıldır tavus kuşu mu? O ne ya? Soru gitti. Kaçıncı haftaya kadar folik asit kullanmalıyız? Fazlası otizm yapar mı? Aslında folik asiti tek başına kullanıyorsunuz ya hamile kaldıktan sonra belli bir süre. Sonra kesiyorsunuz multivitamine başlıyorsunuz ya aynı dozda onun içinde de var folik asit. Yani pratik olarak söylemek gerekirse aslında folik asiti bütün hamilelik boyunca Kullanmış oluyorsunuz. Önerilen dozlarda kullanıldığı zaman otizm yapmaz, bilinenin aksine folik asit eksikliği otizme yatkınlık yaratır. Tüpleri bağlatırsak olumsuz bir sonucu var mı? Erken menopoz kanamalarda değişik falan gibi. Yani tüpleri bağlatılırken biz mümkün olduğu kadar yumurtalıkların damarlarına hiç denk gelmeyecek şekilde bağlıyoruz ama yine de yumurtalıkların dolaşımı bozulabiliyor ve buna bağlı olarak ara kanamalar olabiliyor. Biraz da erken menopoza girilebiliyor. Ama bizim uyguladığımız pomeroy tekniğiyle yani böyle tüpü kaldırarak sadece ve sadece tüpü e, ayırdığımız zaman birbirinden çok daha az olasılıkla meydana geliyor Gebelikte fıtık tedavisi için MR çektirmenin bebeğe herhangi bir zarar var mıdır acaba? Birinci trimesterden sonra çekilebilir. Gerçek endikasyon, tıbbi endikasyon yani gereklilik varsa. Ben piko hastasıyım ve bana folden pi verdi doktor. Normal yolla hamile kalabilir mi? Veya kulemen, kullan kulemen, kullanabilirsiniz tabii yumurtlamayı sağlayıcı ilaç. Ama bunu doktor kontrolünde kullanmanız lazım. Çünkü polikistik overler yumurtlamayı sağlayıcı ilaçlara bazen aşırı yanıt verebiliyor. Zaten onlar orada duruyor ya böyle beklenti içinde. Bir uyaran olduğu zaman çok fazla sayıda yumurta birden harekete geçebiliyor. O yüzden mutlaka ultrason kontrolünde yapılması lazım. Polikistik hamile kalamaz diye bir şey yok. Çoğu kendi kendine hamile kalıyor. Ama polikistik overde en büyük sorun yumurtlama gününün 14. günü değil daha geç bir dönemde olması. O yüzden onun mutlaka yumurtlama monitörü takip edilmesinde fayda var. Yumurtlama monitörü bir idrar testi. İdrarda Çift çizgi gördüğünüz zaman çubukta o zaman yumurtlama başlangıcı demek. Multivitamini 5. aydan sonra 2 günde bir mi almalı? Yok biz her gün veriyoruz. Bilemedim yani öyle bir, şey, bir uygulama mı var? Sorumu cevaplamadınız. Klasik. Gördüm de cevaplamadım mı? Görmedim çünkü. 12. haftada ikili tarama testi yaptırdık. 368'de bir riskli çıktı. 24 yaşında hem karından sıvı almaya önerdiler. Riskli diye fetal DNA yaptırdık. Sonuç bekliyoruz. Tedirginiz. Yani böyle e, riskli durumlarda eğer bebekte yapısal bir anomali yoksa amniyosantez yaptırmak yerine fetal DNA daha mantıklı oluyor. Fetal DNA normal çıkarsa 368'de bir risk çok yüksek bir risk değil. O zaman o 368'de bir riski unutmamak lazım. İkili test bir İstatistik sadece. Gerçeği yansıtmıyor. İstatistik. 368'de bir risk demek sizinle aynı gebelik haftasında aynı yaşta olan ve kan sonuçları aynı olan 368 kişiden birisi Down sendromu taşıyor demek. Önünüzde 368 kişiyi düşünün. İçinden birisini göstereceksiniz bu diye. İşte o kadar düşük bir olasılık aslında. Ama biz yüksek olasılıklarda yani gözümüze yüksek görünen olasılıklarda fetal DNA testi istiyoruz. 31 haftalığım 20'lik diş ameliyatı olabilir miyim? Olabilirsiniz. Ama doktorunuzdan onay almanız lazım. Çünkü diş hekimleri onay isterler. <laughs> progestan zararlı mı? Baş dönmesi yaptı hocam. Yani progestanın zararlı progestanın zararlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla sayıda kişi kullanıyor, kullanıyor ve baş dönmesi de çoğunda yapıyor. Vajinal almayı deneyebilirsiniz. 27 haftalık hamileyim. Rahim ağzı uzunluğu 25 milimetre. Risk nedir? Yani tabii beklediğimiz şeyler 30-35 arası. 25 çok kritik değil. Onu söyleyeyim. Düzenli olarak takip edilmesi lazım. Belki de progesteron ee, kullanabilirsiniz. Doktor önerisiyle. Bebek sürekli kanında bir tarafa toplanıyor. Neden? Keyfi öyle istiyor. O yüzden öyle rahat ediyor. Siz onu normal bir insan gibi düşünün. Bazı insanlar sol tarafına yatarınca daha rahat etmez mi? veya bir tarafa şey yapınca öyle işte. Evet. Gebelik tansiyonu ne zaman düşer hocam? Doğurunca düşer. İlk 72 saatte biraz daha yükselebilir sonra düşer. Cevaplayın artık ya. Neyi cevaplayacağım? Soru yok. Roakutan ilacından ne kadar süre sonra çocuk düşünülmeli? Eskiden 3 ay derdik ama şimdi artık gene 3 ay diyoruz ama yanlışlıkla hamile kalınırsa üzerinden bir adet geçtiği zaman artık o zararlıdır demiyoruz.